Bodrum'a içme suyu sağlayan ve geçen aylarda kuruyan mumcularla Geyik barajlarındaki su seviyesi yağışların etkisiyle ölü hacim seviyesinin üzerine çıktı. Son yağışların Bodrum açısından sevindirici olduğunu söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden doçent doktor Ceyhun Özçelik şunları dile getirdi. Mumcular Barajı'nda %10'luk bir seviyeyle ölü hacmin hemen üzerindeki bir düzeyi yakalamış durumdayız. Geyik Barajı'nda durum daha da sevindirici. %20'ler civarında bir su hacmine eriştik. Bu ise yaklaşık 4 milyon metreküplük bir su hacmine tekabül ediliyor. Efektif kullanmamız durumunda 25-30 günlük yetebilecek bir su hacmini bize sağlamış durumda. Bulunduğumuz bu coğrafya Türkiye ortalamasının 2 katı kadar yaklaşık 1.2 metre civarında bir yağış alıyor. Bodrum'da ise Türkiye ortalaması civarında yaklaşık 60 santim civarında bir yağış söz konusu. Tabii bu yağışın yaklaşık %80'i Kasım ve Mart ayları arasında düşüyor. Bu ise bize rezervuarlarımızın önümüzdeki dönemde toparlanacağını gösteriyor. Ocak ayının sonu, Şubat ayının ortalaması gibi rezervuarlarımızda ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Tabii biz bu dönemi etkin ve efektif bir toparlanma ve rehabilitasyon dönemi olarak değerlendirmemiz lazım. Su kaynaklarımız sonsuz değil. Özellikle yaz aylarında turizm aktivitelerinin artması ve kuraklık etkilerinin devam etmesini dikkate alarak bu dönemi ciddi bir hazırlık dönemi olarak geçirmemiz durumundayız. Özellikle iletim hattındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi, rezervuarlarımızın etkin bir şekilde yönetilmesi, bununla beraber ilave su kaynaklarının temin edilerek sisteme eklenmesi gerekiyor.